Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım. Tablomdan çıkan atları. Umarım iyi sonuçlar alırız Antalya için. Dün Kocaeli için çok fazla bir şey söyleyemedim. Yani beklediğim atlar genelde tabela içerisinde kaldılar ama sürprizde tuttuğum atlar vardı özellikle. Ganyan olamadılar. Haliyle de iyi bir sonuç alamadım kendi adıma. Aslında ilk iki koşusunda sürpriz beklerken AGP'ler gelince zaten otomatikman bizi ters köşe yapmış oldu Kocaeli. Ki Maiden yarışı her zaman olduğu gibi yine AGF'si satışa gitti. Her zaman yaptıkları şeyi tekrar tekrar yapıyorlar. Yerine koyacağımız atı bulamıyoruz. O sıkıntı o. Kimin ne yapacağı belli değil Maiden'da. Birinci koşu şartlı üçlü başlayalım. Boş koşulardan bir nolu safkan. Cemal Paso dün bayağı güzel yarışlar kazandı. Bugün devam edebilir bu yarışta. Kazanabilir. Ben de kazanır da çıkıyor. Bir nolu saklan. Eksik koşarsa 5. Maiden çıkışı gayet başarılı. 2. Onun da Maiden çıkışı güzeldi. 1, 5, 2 rakipleri olur. İkinci koşu Maiden. İşte burası Maiden. Bir tane daha var altın içerisinde. Kimin ne yapacağı belli değil. İsterlerse 3 nolu Laskiye. Şu ikinciliği, dördüncülüğü bu gruba yeter görünmekte. Çıkmak isterlerse çıkarlar. Çıkmamalarının sebebi de var. Para kazanamamışlar daha. Bir Maiden parası bile kazanmamış. Yani böyle arkadaşlar. Bu yarışlarımız ne yazık ki böyle. Ayarlı, planlı, binişli, koşturma, saklanıyor. Zorla birini çıkartamıyorsunuz yani. 1-5 etkili yarış koşabilir tekrar. Yani 3'e rakip olarak önerim. Ve diğer atlar, yani herhangi bir at, sürpriz bir at, herhangi bir at ekstra bir koşu yapar kazanır. Ya da geçmezler beklerler, o at kazanır. Öyle bir durum olur. Üçüncü koşu altılı başlangıcı, şartlı 2. Burada bu grubun atı olmayan 6, Nitrox. Mehmet Ak Yavuz tercihli, galopları iyi olan, 70 gün arası olan bu safkan, normalde bu grupla koşmaz. Yani rahat yarış kazanır. Normali bu. At arızalı sıkıntılı da yarış göstereceklerse Antalya'da getirmişler para kazandıracaklar o kesin. Aracı kürsünün. O zaman sürprize doğru gider bu şartlı 2. Başarılı yarışlar olan 4. 4'e geçilen 3. Arkasından 3-4 boyla geliyor. Yine 2. Bu grupta kalitede görünen 2. Bu altının eksik koşması halinde rakip olurlar. Kendi aralarında yarışırlar. Yoksa 6 bu grubu net ayırır arkadaşlar. Galopları iyi. Bu mesafe, bu atlar için bu gruplar kolay gruplar. Olması gereken bu. Ama ilk ayaktır. Her türlü sonuç çıkar mı? AGP ağırlıkları eksik koşabiliyor çünkü. 4-2-3 varsa diğer atlardan tuttuğunuz ben göremedim. Ekleyebilirsiniz. Dördüncü koşu, handikap 16 dişi, handikap 1'de uzun mesafe, 2 ve 1 nolu safkanların zorlanacağı bir yarış şartıdır. Bu handikap 1 uzun mesafe, bir grubu geçer durumda olsa da kilo almasıyla, grubun kaliteli atı hala yazılır ama tek atılmaz Secret Eagle. 10'a kilo veren 5 nolu Golden Glitter var. Bu kilo farkı etkendir. Buradan 5'e yazar mesela yarış. Hani bunlar yazılıdır ama grupta daha da kilo veren atlar var. İyi durumda gördüğüm yaş avantajlı Anita Black gibi, 7 Saadet Sultan gibi 50 kilosu ile şarta uyan safkan olmasıyla ben önce bunlardan başlamak isterim ki diş yarışı, handikap 1 yarışıdır. Bunlar sürekli olarak olur, yer değiştirirler ve ganyan olacak atlar bunlar olur. 7 Borim, 6 yaş avantajlı 50,5 kilo çok sürprizde bir at. Yani gereksiz bence. Daha yüksek AGP olmalıydı. Kazanabilirler arkadaşlar. Sürpriz çıkartabilir bu grup. O yüzden 6'yı, 4'ü yine 5 yaşında olan grubun en kaliteli atı kalan Prenses Merida'yı öneririm kuponlarınıza. Yani bu tip gruplarda bunlar yazılması gerekir. Yoksa AGF, ben de biliyorum 5 nolu safkanın 1'e kilo verdiğini, kazanırda olduğunu ama bu ikinciliklerden sonra bu arkadaşlar da kaybe gidiyorlar. İşin bir de öbür tarafı var yani. 3, 5, 1, 2 hiç olmazdı ama AGF almış örneğin.
Yani 2'yi yazacağıma 6'yı direkt yazarım bu tip yarışta. Yazılır saftanlar, yeriniz varsa hani diğer tuttuğunuz atlar 7-6-4 önceliğiniz olsun. 7-6-4 diğer atlar AGP'leri genel bakın ilk 4 at diğer atlara kaldı bende. Diğer atlardan tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Yeriniz varsa en güzel bir kapatmak. 5. koşu şartlı 2 4 yukarı Araplar. 2 bu grubun atı değil bu kazancıyla. Zoraki geçilmişti bir nolu saftan. O gün satışa gelmiştik hatırlarsanız. Demek dedem Ahmet. 1'e geçiliyor yani inanılmaz bir şey. Tek olması kazanması gerekir. At yok yanında göremiyorum. Art niyetli gideceklerse de bulur bir tane kendine geçilecek yeni at. O zaman da yapacak bir şey yok. Kim olur? Önermiyorum ama 4 kıyaset gibi atlar örneğin. Apprenti indirimli. Biraz da kilo avantajı olsa da koşamaz durumda olan böyle sürpriz atlar kendilerine yer bulabilirler bu grupta. 2 nolu safkanın kazanması en normal sonuç. Yoksa terbiyesizlik yapmış olurlar. Bunu da net belirtiyor. 6. koşu kısa vade 6 dişi. Burada da kazancı yüksek bir safkanımız var. 3 canım çıtır. Bu da yarış şartına uyan safkan durumunda. Yani kazanmasını beklediğim safkan bu benim. 3 canım çıtır. Yakın rakibi tabii AGF'de doğru. Grubunda en kaliteli atı olan bir Aydeli Turbo. O da son yarışı iyi değil aslında bakarsanız. İkisi arasında geçecek olsa da 3 bence daha şarta uyması ile kazanara gidecek olan bu safkanı tek olarak da kuponlarda öneririm. Bir rakip çok çok sürprizde 2'yi öneririm. Yani 3 ve 1'in çok eksik koşmalarına bağlı ve kısa vade 6 şarttan kaçmalarına bağlı olarak 2 gibi ya da diğer atlar gibi onlar şans bulabilirler. Şart kısa vade 6'dır. Şunu da söyleyeyim. Hani buranın en sonuncu atları ekürler örneğin. Kaysbert var içinde bir tane. Kaysbert dahi yarış kazanır da olur. Çünkü 3, 1, 2 böyle atlar hediye veriyorlar. Gitmiyorlar yarışa. Zayıf atlar yarış kazanır. Yani normali kazanması gereken at bence 3. Tek olacak at o. Rakibi de 1 Aydeli Turbo. Bu kadar. 7. koşu Maiden 4 nolu safkan. Kazancı yok. Yüksek AGP. Geçti bu grupları. Bu tip atları geçti. Yani grubun kaliteli atı çıkıyor. Arıcı ekürsü gene. Ya tek olur ya hepsi olur arkadaşlar. Nokta. Dünkü Kocaeli yarışının aynısı. Dünkü at gelmedi, getirilmedi. Talimatı almış arkadaşlar. Boş koşuyorlar, boş çalışıyorlar. Koşuyormuş gibi yapıyorlar, terbiyesizlik yapıyorlar. Aynısını tekrarlarsa tabelada kalır. Herhangi bir at gelir, kapatmanız gerekir. Bence. Yarış mesafesi erkek atlardan yanadır. Hani normal koştuklarını farz edersem. Dördün rakibi gene 1-3. Erkek atlara dikkat etmenizi öneririm. Az atla geçecek arkadaşlar. Sürpriz atlar artık diğer atlar. Bir şey göremiyorum atlarda da. O yüzden sizler gibi ben de 4'e bu AGP'yi doğru kabul ediyoruz. Sekizinci ve son koşu. Burası da bir handikap yarış. Handikap 2. Handikap 2 olması kardeş Kaya'yı da favori, yüksek favoriydi. Şanslı koşturur ancak grubun da en yüksek kilosunu taşıyan safkan bir kardeş Kaya. Bu atı geçebilecek atlar var grup içerisinde ki onlardan biri 4 Çekoğlu, diğeri 5 Arif Can. Arif Can Mehmet Akyavuz Ankara'dan getiriyorlar. Galopları iyi bu atın. Aradan etkilenmez ise güzel ganyanıyla gelir. %4 oynanmayla öneririm kuponlarınıza. Güzel sürpriz yapacak bir safkandır. Grupta müsait 5 Arif Can için. Tabi pisti yadırgamaması, galopları kadar hakkını vermesi yarışta olması gerekir. 4'ün maiden çıkışı sonraki yarışı yeterli, derecesi de yeterli. Turbo, uygun kilo bunlar olması gereken safkanlar kuponlarda. 5-4-4-5. Ben bu ikisini önereyim.
bir kardeş kaya dahil 1'e kilo veren 6, 3 çeşitli yarış, etkili yarış olabilecek kapasitede olan 8. Çok çok sürpriz bakın bu at. 10 Gökbudak kardeş kaya uzak yiyor ama bu at da grubun kaliteli atı. Hani sıkıntılı koşturuyorlar. O bariz belli. Ama kalkar ben burada koşarım derse 1'e rakip olacak atlar. 4 ve 5 için konuşmuyorum bunları. 1'e rakip olacak. Bu diğer atlar. Biz bunları tutarak geçtik. Neredeyse. Ama handikap şartları değişince işte 52 kilo Onur Safkan, Akdeniz gibi start problemi olan 6 gibi 8 gibi atlar şanslı aldık. Koşarlar. Ama önceliğimiz 4-5, 5-4 olsun. Bir dahil diğer atları yazın size bırakıyorum. Antalya, benim görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Tablomdan çıkan, genel olarak yarış şartlarını değerlendirdiğimde karşıma çıkan, favori önerdiğim, sürprize önerdiğim atların durumları bu. Kendi değerlendirmelerinizi de mutlaka yapın. Kendi tuttuklarınızı da harmanlayarak bütçenize göre uygun kuponlarla iştirak etmenizi tavsiye ederek videoyu bitirmek istiyorum. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.